kesildi, mühürlendi hepsi. İsterseniz sayın vekilim, şurada göçen bir ev var. İsterseniz oraya şurada hemen şuraya kadar çıktığımızda görebiliriz. Keremikler boşaldı, eşyalar kurtarmaya çalışıyor da. Selamünaleyküm. Geçmiş olsun. Evin altında. Ev burası mıydı? Evet. Peki oturuyor muydunuz evde? Evde yani oturuluyordu muhtar. İçimiz göçürdüğümüz yok. Yok. Kendi göçtü fakat tahliye etmiştik daha önce. Yani eşyalar vardı. Bu araba korktu mu tahliye ettiniz yoksa? Yok korktular. Bir gün işte ilafette gelmiş bunları kontrol etmiş müdür. Hemen direkt solu. Geçmiş olsun. Efendim, hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun dayı. Hoş mu? Efendim şu soru. Apelin oldu. Her direği orası sağlam değil. Karşıdan damar da geldi. Çakal ağızdan. Evet maalesef buradaki 17 tane evde bir hasar olmuş. Hatta hakikaten ciddi boyutta bir heyelan neticesinde evler oturulamaz hale gelmiş. Gördüğünüz gibi hemşerilerde afet işleri de gelmiş. Bu evleri oturulamaz diye evleri kilitlemiş. Doğru elektrikleri suları kesilmek suretiyle yani insanlar bu evlerde oturmasınlar. Önce insanlarımızın can güvenliği. Çok şükür ki burada bir can güvenliği zararı olmamış. Bir can zararı olmamış. Ama vatandaşlarımızın gecekondu timinde yapmış olduğu evler oturulamaz hale gelmiş. Şimdi acil olarak bu hemşerilerimizin bizden beklentisi bir kısa sürede bunları kalıcı konutlara yerleştirilmesi. Bu kalıcı konutlarla ilgili afet işlerinden mi yaparız? Yoksa kentsel dönüşümle TOKİ'ye mi yaptırtabiliriz? Bu konuda belediyenin de bir çalışması olduğunu öğrendim. Belediyeyle de görüşeceğiz. Onların çalışmalarıyla yani merkezi hükümette yerel yönetim işbirliği yapacak ve buradaki hemşerilerimizi sağlıklı bir konuda yerleştireceğiz. Yeni konutlara yerleşinceye kadar talepleri, yeni konutlarımıza yerleşinceye kadar bize kira yardımı devam etsin. Talepleri de bu. İnşallah biz de bunu Vali Bey'le bunu konuşacağız. Vali Beyler ekip size 2-3 aylık bir kira yardımı yaparız demiş ama inşallah biz Vali Bey'le bunu konuşacağız. Bu yardımın yeni konutlara yerleşinceye kadarki süre içerisinde verilmesi konusunda hatta bunları taşıyacak konutlar belki afet işlerin yapmış olduğu 5000 yerlerde konutlar varmış. Onlarla ilgili de çalışma yaptığı belediyenin bilmiyorum. Belki de o konutlara afet konutlarına bu hemşehrilerimizi yerleştirmek suretiyle belki kira yardımı buna da ihtiyaç kalmayabilir de. İnşallah. Ben belediye başkanımızla konuşacağım, görüşeceğim. Vali Bey'le onlar bir değerlendirme yapmışlar. Ben burada gördüklerimden sonra onlarla da bir değerlendirme yaptıktan sonra inşallah bu hemşerilerimize kısa sürede konutlarına kavuşturacağız. Ben çok şükür bir can kaybı yok. Bundan dolayı da biz mutluyuz ama vatandaşlarımızı mağduriyetini inşallah kısa sürede gidereceğiz. Onlar da gönlerin müşterek olsunlar. Sanıyorum burada ekiplerimize geldiler. Kira yardım istemiyoruz. Yani. Evet. Evet. Ben tekrar hepsine geçmiş Allah olsun diyorum. Allah razı olsun. Bize çok büyük bir destek verdiniz. Maddi ve manevi olarak. Şimdi vekilim ben bir şey soracağım.